zamandan beri insanlar ölümsüzlüğü aramaktadır. Ölümsüzlüğü aramanın altında aslında yok olmak, unutulmak korkusu yatmaktadır. İnsanoğlu bu konuda çok da haklı. Düşünsenize, ileride bizleri kimler hatırlayacak? Torunlarımız, belki onların çocukları, ya sonra? Dünyada az da olsa ölümsüzlükle ödüllendirilmiş şanslı insanlar var. Örneğin bazı devlet adamları, sanatçılar, bilim adamları, edebiyatçılar ve tabii ki sinema oyuncuları. O bizi hatırlayamayacak torunlarımızın torunları, bu oyuncuların filmleriyle bizler kadar mutlu saatler geçirip onları dostları, arkadaşları görecekler. İşte bizi başka dünyalara götüren, gülerken düşündüren, tiyatro ve sinemada oynadığı tiplerle bizleri sarıp sarmalayan o ölümsüz dostlarımızdan biri. Huzurlarınızda Cilalı İbomuz, Feridun Karakaya. Bana bakın lan sinek oğlu sinekley, sandığa göz kulak olun, yoksa hepinizi toz edeyim, o kadar. Feridun Karakaya'yı önce tiyatro ve sinemada uzun yıllar birlikte çalıştığı bir arkadaşına sorduk. Feridun'la hem sinemada hem tiyatroda çalıştım tabii uzun bir aradan sonra. Sinemada çok hareketli, kıvrak, zeki bir oyuncuydu. Tabii muzipli de. Tiyatroda inanılmaz bir dinamizmi vardı. Ya dekor bir anlamda ona göre yapılırdı. Düz duvara tırmanır, avizelerde sallanır, oradan aşağı iner, tulaat yapardı seyirciye göre, hatta gelen tanıdıklarına göre. Ama bunu o kadar sevimli yapardı ki seyirci oyun daha uzasın isterdi. Tabii bu herkesin başarabileceği, herkesin yapabileceği bir şey değil. Bence o nesli tükenenlerden biri. Yerine konulması zor biri. Ayrıca çok iyi de bir dost. Sonra kız kardeşiyle konuştuk. Babam Erzurum'da doğmuş fakat İstanbul'da büyüyüp tahsil yapmış, avukat olmuş. Annem tarafı İskenderiye'den kökü gelmiş. İstanbul'da doğmuşlar, İstanbul'da büyümüşler. Ve babamla bir şekilde evlenmişler. Sonra bizler Cihangir'de doğduk, Cihangir'de büyüdük. İlkokul hocası ikinci sınıfta ablamı çağırmış, demiş bu çocuk demiş fevkalade bir kabiliyete sahip. Bunu demiş şey etmeyelim, bunu götürün çocuk tiyatrosuna yazdırın demiş. Ablam da Şevki Yamay'ı götürmüş, Necdet Mahfi Ayrı'la hemen aldılar. Feridun böylece ne? Çocuk tiyatrosuna başlamış oldu. İlk Berdoş çevrilirken hakikaten hepimiz oradaydık ama bir rolün sahibi gelmemişti. Dolayısıyla o rolün sahibi kim olsun, kim olsun, kim olsun Osman Seden Feridun olsun dedi. Zeki yok ya dedi. Onu dedi kim tanıyor ki dedi. Osman Bey dedi ki yani bir kere deneyelim başka kimse yok. Abi dedi ben öyle bir şey yapacağım ki dedi çok beğeneceksin dedi. Zeki tamam bir kere bakalım dedi. Orada o kadar çok beğendi, o kadar çok beğendi. Aferin Feridun dedi, hakikaten büyük bir kabiliyetmişin dedi. Oradan aldı götürdü. Ve böylece ne de Feridun o Berdoş'u, Cilalı İbo'yu orada kendi yarattı. Hemen oradan bir şey kaptı, kep kaptı, oraya bir Cilalı İbo yazdı. Osman Seden, nedir o ya dedi. Sil onu dedi. Eteket gibi falan. Tamam abi kızma dedi. Şöyle yaptı fakat hepsini silmedi. Efendim, gitti işçilerden birinin şeyini yırttı ve başka bir şeyden, atletten yapıştırıcı ile yapıştırdı, giydi. Orada o kadar enteresan bir şey oldu ki herkes böyle baka kaldı yani. Dolayısıyla böyle bir doğuş oldu. Osman Seden'i çok severdi, çok hürmet ederdi. O benim babam derdi. Zeki Bey benim veli nimetim, o olmasaydı ben bugün olmazdım. Her zaman için derdi. Feridun'un çevirdiği filmler
çocuklara, gençlere yönelik bir komedi olduğu için hiçbir zaman küfür etmezdi ve ayrıca bir zamanlar geldi ki bu seks furyası çıktı. Hem komedi içerisinde seks ve Feridun'a teklif bu şekilde geldi. Feridun asla ben bunu yapmam. Ben çocukları eğitiyorum. Ben komedyenim. Ben dedi tiyatrodan aldığım parayla peynir ekmek dahi yesem, ekmek parası dahi olsa bu filmleri çevirmeyeceğim, haberiniz olsun. Düzeldiği zaman gelin, ben çocuklara yönelik yine etrafı güldüren bir sanatçı olarak kalmak istiyorum dedi. Ömer! Koca oğlan! Ne haber? Nerelerdesin? Kim bu ya? Bizim küçük birader. Evlendiriyoruz da keyfinden içti biraz. Allah'ıma evleniyorum be! Ya, gene azgınlığı bir tutarsa yandık, felaket doğrusu. Feridun'un hayatında hiçbir şey değişiklik olmadı. Çünkü o zaten kendisi havada tavada bir çocuktu. Hiçbir zaman tiyatroda da çok fazla alkışlandığı için ahalinin ona göstermiş olduğu tezahürata alışıktı. Dolayısıyla bir şımarıklığı hiçbir zaman olmadı. Tiyatrosunu en acı günlerinde dahi asla, annem öldüğü günler dahi bırakmadı. Çünkü bir sanatçı hiçbir zaman kendisini seyredene geldiğinde onu seyretmek için gelir, acısını görmek için değil derdi. Nasıl oynuyorsun derdim de, ben mecburum, ben sanatkarım kızım derdi. Skapen'in dolapları çok büyük tezahürat yaptı, hakikaten de çok güzeldi. Gül Gülgün'le beraber oynuyordu. Gül Gülgün de tam onun partneriydi. O kadar güzel uyuşuyorlardı ki Açık Hava Tiyatrosu'nda ve bir de Hisar'da gördüğünüz o büyük kalabalığın tezahüratını hiçbir zaman unutamayız. Buradaki çok büyük muvaffakiyetin mükafatı olarak Lözyon Döner aldı. O onun hakikaten hakkıydı. Gobo rolünde eski şövalyeler gibi giyinmiş falan, şapkası, kılıcı, pelerini falan. Fakat evde bir şey unutmuş, hemen taksiye atlamış, perde arası geldi. Kapıdan girdi, kılıcını çekti, karşınızda go dedi. O sırada oğlum uyandı. Gobo. Oğlum kim gelmiş? Gobo. Gelmiş dedi. Feridun'un adı hep Gobo kaldı. Tiyatroda çocuk tiyatrosundan başlayarak beraber ilerledikleri Fuat İşhan, Aslan Altın ve bir zamanlar Gazanfer Özcan, bizim çocukluğumuzda ben çocuk tiyatrosunda oynuyor idim ilkokulu bitirene kadar dediğim sıralar, Gazanfer Özcan ortaokul talebesiydi ve hiçbir şekilde bu tip şeylerle, sanatla ilgili değildi. Provalarımıza gelir, bizimle alay ederdi. Sonra o da tiyatroya girdi ve o da popüler oldu ve Gazanfer'dir idi. Gazanfer tek başına tiyatroyu açana kadar fevkalade dost idiler. Ama bazı sebeplerden dolayı ayrıldılar. Vallahi sinemada daha çok hanım arkadaşlarını ben daha çok tanıyorum. Serpil Gül Hanım, efendim, Fatma Girik. Kasabaya bir konser grubunun geldiğini duyan Abdi Horozoğlu, Memiş'i teselli için tiyatroya götürmüştü. Tokmak oğulları da geri kalır mıydı ya? Feridun operaları çok severdi, aryaları çok severdi. Müzik setini öyle bir açardı ki bütün Esentepe zangır zangır ve kendisi de beraberinde söylerdi. İlk popüler olduğu zaman içerisinde, ilk zamanda benim teyzemin kızı ile evlendi. 20 sene beraberliği oldu. 20 sene sonra kısmetmiş. İki çocukları oldu. İki oğlu. Kısmet o kadarmış. Ayrıldı. Son zamanlar
bu en son eşi ile çok durgun, çok güzel bir hayat yaşadı. Ama çok güzel bir hayat yaşadı. Son eşinin ismi Ayşegül Hanım. Onunla çok güzel bir 10 sene yaşadı. Her zaman teşekkür etti karısına. Eşimden 20 sene sonra ayrıldı. Fakat küçük oğlan 5,5 yaşındaydı. Büyük oğlan 14 yaşındaydı. Onun için anne oldu onlara. Hani derler ya, anne saçını süpürge etti çocukları için. O da saçını süpürge etti çocukları için. Sen ne biçim babasın be? Sende babalık şefkatinin zezeyyesi yokmuş. Ama ben babasız büyümenin ne demek olduğunu bileyim. Sen annesi ölmüş, babası tarafından istenmeyen, babacak kadar bir çocuğun çektiği acının ne olduğunu bilir misin? Ama nereden bileceksin? Hanım evladı, ufacık bir kin huyuna öz oğlunu görmek istemiyorsun. Yazık be, sen de adam mısın, dede oğlu deme. Büyük oğlumuz Ferit Karakaya, esas otelcilik okulunu bitirdi, üniversiteyi Balıkesir'de bitirdi. Amerika'ya master'a gönderdi Feridun. Orada bir doçent Türk hanımla evlendi. Bir çocuğu oldu ve kızı olduğu için Amerika'da büyümesini istemedi. Türkiye'ye geldi. Küçük oğlan Cem Karakaya babasının yolunda yürüdü. Tiyatroya girdi. Babası soktu. Devamlı onlarla meşgul olurdu. Her anı çocuklarıyla beraberdi. Her zaman çocuklarını düşünürdü. Her zaman da, her zaman da düşünerek öldü. Ay, baba bana mı diyorsun? Seni gidip yatar seni. Peki, ama neyden tanışıyoruz ha? Sinek, ne şeyin şeysin sen, ne şeker şeysin yavrum. Anlamadım, bana mı diyorsun? Gel bakayım babana, gel. Ama ne yazık ki seni şimdi kakaya kala götürmem lazım. Eğer vaziyetin iyi olsaydı memnuniyetle beraber oturuyorduk. Ama olmaz ki yavrum. 95 yılında Feridun emekli oldu. Çünkü artık sahneleri eskitmişti çocukluğundan o yana. Dolayısıyla Dümbüllü'nün kavuğunu hediye ettiler. Fakat orada çok hoş bir şeyler oldu sahnede. Dört hanım arkadaşı hemen anında Feridun'un ayaklarının arasına girdiler ve Feridun'u yukarıya kaldırdılar. O kadar güzel bir şey oldu ki millet ayaklarda hem ağladı hem alkışladı. Hakikaten çok güzel oldu ama Feridun yine de tiyatroyu hiçbir zaman bırakmadı. Hem tekrar oynadı hem yönetimde kaldı. En son ameliyat oldu kalpten ve kalktı. Çok büyük badireler atlattı. Ölümden döndü. Fakat yine de tiyatroya gitti ve son rolünü oynadı. O da çok güzeldi. Onu bir paşa yaptılar. Geldi, baktı. Tamam dedi, bu olmuştur dedi. Ve merdivenlerden çıktı. Onu asansörle sahnenin en üstüne çıkardılar. Ve bütün erler selam duruşuna girdi. Abim de orada bir selama durdu. Çok güzeldi, çok güzeldi. Çünkü o merdivenleri çıkacak durumda değildi. Onun için ona asansör yaptılar. Böyle asansörle yükselttiler. Ve herkes selama durdu. Oradaki alkışı dinlemek ve görmek lazımdı. Oğullarının ağzından Feridun Karakaya. Odamı tam istediğim gibi hatırlayamıyorum aslında. Çünkü son bayağı uzun ve zor bir hastalık dönemi geçirdi vefatından önce. Ve o dönemlerde ki halleri çok kötü bir biçimde kazındı kafama. Yani onun
çok daha enerjik olduğu, daha eski dönemlerini hatırlamayı tercih ederdim kişisel olarak. Ama bunu şu aralar pek becerebiliyor değilim. Yani bunu inşallah aşarım. Babamdaki enerji hakikaten benzeri görülmemiş bir enerji. O enerji her sözüne, her davranışına yansıyan bir şeydi. Yani inanılmazdı. İnsanları inanılmaz etkileyen bir şeydi. Bir pozitif enerji getirirdi, bir hareket getirirdi. Sigara hiç kullanmadı hayatımda. İçki hiç içmedi. İtalya'ya gitmişti kardeşim. Bir iki günlüğüne bir porsiyon scampi getir dedi. Şimdi hani istenecek bir şey değildir bu. Ama ben Amerika'dayken İskender'i özledim dediğim zaman 2-3 gün sonra bana Türk Hava Yolları'nın bir hostesiyle İskender yollamış bir adam. Yani bu tip şeyleri isteyip bu tip şeyleri yapan insan. Tiyatroya da çok küçük yaşta öyle çok eski bir kadroyla çocuk yaşta girip makyajcılık yaparak işte dekor taşıyarak falan da tiyatroya girildiği için ve bir sürü operetlerde de hani oynadığı için İnanılmaz bir koleksiyonu vardı evde. Özellikle Caruso'yu çok severdi, Enrico Caruso'yu çok severdi, onu çok dinlerdi. İnsanlarla olan ilişkisi inanılmaz. Kesinlikle herhangi bir seviye farkı diye bir şey söz konusu değil. Babama bütün diğer insanların yaklaşımı son derece sıcak ve net. Babamın da onlara verdiği karşılık son derece sıcak ve net. Babamın ettiği küfürlerin milyonda birini ben etsem linç edilir. Ama onu öyle bir söyleyiş tarzı, öyle bir hani yaşam biçiminin öyle bir para ayrılmaz bir parçasıydı ki bu babamda. Hani kimse de buna dönüp ne diyorsun sen, hani buna alınan bir insan bile görmedim ben bugüne kadar. Hani ünlüdür, buna cevap da vermeyelim ama pek de hoşlanmadık tarzı bir şey de yaşanmıyordu. Ben adam akıllı buldum be. Dur bakalım. Merhaba, merhaba, merhaba dedik. Ne işin var senin burada? Einzi Ulums, Schweins, was Pistolens, Pistolens. Duy, oynama, sonra fena olur. Ayıptı be! Aç kom! Halt für hier! Babam çok enerjik, çok hareketli bir insandı. Evin için, bizim evimiz iki katlıydı. Bir merdivenimiz vardı, ahşap. Devamlı ondan böyle paldır küldür koştura koştura inerdi. O gürültü zaten, o babam o merdivenden indiği zaman çıkan gürültü, babam aşağı indi falan oluyordu böyle. Hep o gürültü kulaklarımızda. Babam biraz eti çok sevdiği için mangal yapardı hepsi. Bir de tiyatrodu tabii. 13 sene ben beraber babamla tiyatroda çalıştım. Tiyatrodaki hali, sahnedeki hali, düz duvara tırmanışı. Onlar hep gözümüzün önünde. Cilalık bu filmleri çektiği zaman da ben de oynamıştım iki tanesinde küçükken. Bizim mahallemizde, bu mahallede çekerdi. O popülerliği hiçbir zaman bitmedi babamın. Filmlerine ara verse de babamın popülerliği her zaman devam etti. Çünkü benim babam diğer oyuncuların aksine, diğer starların aksine devamlı otobüse de binerdi. Şakalaşırdı. Esnaf çok severdi babamı. Yani biri gelip babamdan imza istediği zaman, resim istediği zaman onunla sohbet ederdi. O yüzden halk içinde babamın popülerliği hiçbir zaman bitmedi. Zaten Cilal İbo'nun yanında bir de babamın tiyatro seyircisi de var. 55 senesini verdiği şehir tiyatrolarında oluşan bir seyircisi var. Yani babamın popülerliği hiçbir zaman bitmedi. Cilal İbo filmleri, Cilal İbo filmleri bitse de çekimleri popülerliği her zaman devam etti. Cilal İbo babamın çok kendiyle özdeşleştirdiği bir karakterdi. Çünkü Cilal İbo zaten film içinde de çok iyi bir insan. Herkese yardım etmeyi sever. Herkesin yardımına gider. Herkesin yardımına koşan bir tip. Gerçek hayatta babam öyle bir insandı. Yani hiçbir zaman yardımını kimseden esirgemedi. Yani her zaman arkadaşları babama bir işleri için telefon ederdi. Babam onların işlerine koşturdu. Bizim işimizi yapmaktan ziyade onların işini yapardı. Babam klasik müzik dinlerdi. Ama onun dışında her tür müziği
güzel müziği dinlerdi zaten. Yani babamın entelektüel bir tarafı tabii ki vardı. Ama bu hiçbir zaman ben entelektüelim, benim yerim burası deyip kendini başka bir yere koymadı. Yani o halkın içindeki yerini hiçbir zaman kaybetmedi. Babam klasik müzik de dinlerdi. Mesela Frank Sinatra'yı çok severdi, Dean Martin'i çok severdi. Bizim evimizde yaklaşık böyle bir 500-600 tane kitap ve oyun teksti vardır. Devamlı oyun teksti okurdu, kitap okurdu. Ama bu hiçbir zaman yani kendi halkın içindeki yerini kaybetmesine sebep olmadı. Yani ben buradayım, bu halk kitlesi burada, böyle bir şey olmadı yani. Her zaman halkın içinden biriydi. Babamın özellikle sevdiği bir filmi ben hatırlamıyorum. Çünkü bütün Cilalı bu filmlerini çok severdi. Ama tip olarak Çavuş Şakkar'ı çok severdi. Onu oynamayı çok seviyordu. Onların kıyafetleri falan hep evde durur zaten. O Çavuş Şakkar tipini çok severdi. Ama öyle özellikle ben şu filmimi çok seviyorum diye bir şeyini hatırlamıyorum. Ama Amerika'da çektiği filmleri hakikaten o da çok böyle severek, beğenerek anlatırdı. Biz de seyrettik zaten evde. Amerika'da ilk defa zaten film çeken Türk oyuncu babam. Cilalibo Texas Fatih diye bir film çekmişlerdi. Onun dışında bir üç tane daha film çektiler hazır gitmişken oraya. Ama öyle özellikle şu filmimi çok seviyorum, çok güzel oldu dediğini duymadım. Babamlar Amerika'ya gittikleri zaman Kemal filmi yanılmıyorsam, Osman Seden'le beraber gitmişlerdi. Bu Los Angeles'ta Hollywood stüdyolarında bu filmi işte Texas, Cilalibo Texas Fatih'ini çekmek için izin almışlar. Bu arada oradaki setlerden bir tanesinde de John Wayne film çekiyor. John Wayne işte o stüdyodan çıkıyor, film çektiği stüdyodan. Atın eğri var omzunda, kovboy kıyafetiyle babamlara doğru yürümeye başlıyor. Babamda da Cilalibo kıyafeti var. Babam bunu görünce Osman Seden'e söyle çeksinler hemen diyor. Osman abi de rahmetli diyor ki ya olur mu diyor, çekilir mi diyor. Söyle çeksin diyor. Çaktırmadan kameraman çekmeye başlıyor John Wayne'i uzaktan yürürken. Ondan sonra babam da John Wayne'e doğru yürümeye başlıyor. Yan yana geldikleri zaman babam John Wayne'e hey John yapıyor. John Wayne de babama elini kaldırıyor, geçiyor gidiyor. Böylece Cilalibo Texas Fatih'inde John Wayne de figürasyon olarak yerini almış. Babam Cilalibo filmleriyle çok meşhur olduğu zaman, Türkiye'de sükse yaptığı zaman, şehir tiyatrolarında hala yevmiyeli olarak çalışıyordu. Ve Muhsin Ertuğrul, rahmetli Muhsin Ertuğrul, babamı 18 sene şehir tiyatrolarında kadroya almadı. Babam dışarıda çok meşhur olmasına rağmen, Cilalibo olmasına rağmen şehir tiyatrolarından ayrılmadı. Muhsin Ertuğrul, rahmetli Muhsin Ertuğrul, babama sen nasılsa Cilalibo filmi çekiyorsun, senin paraya ihtiyacın yok deyip babamı kadroya almamış. Ama buna rağmen babam, ya ben artık meşhurum, ne işim var tiyatroda falan gibi bir şey kesinlikle düşünmemiş. Çünkü bu bir aşktı. Benim yetiştiğim kısmında bizim babamın aldığı bir ev vardı burada. Kendine bu Amerika'da film çekerken orada Hollywood'da Los Angeles'taki Beverly Hills'teki işte meşhurların villalarını görüp çok beğenmiş. Burada da o tarz bir kendine villa yaptırmak istemiş. İşte onun üstüne bir dubleks villa yaptırmıştı kendine. Benim bildiğim parasını değerlendirdiği bir tek o vardı. Demin söylediğim gibi 55 senesini verdi şehir tiyatrolarına. Ama tabii ki bu 55 sene içinde çok özel yeri olan birkaç oyun var. Bunlardan bir tanesi Balabana. Ben de seyretme şansına sahip oldum. Scapé'nin Dolapları. Scapé'nin Dolapları'yla da Molière'i en iyi yorumlayan oyuncu olarak Légion d'honneur ödülü aldı babam Fransa'da. Ve başka kimsede olduğunu zannetmiyorum o ödülün Türkiye'de. Molière'i en iyi yorumlayan oyuncu olarak. Balabana oynarken, bunu hep anlatırlar, ben şahit olmadım da. Hisar'da, Rumeli Hisarı'nda. Babam hep böyle oyunlarında oradan oraya atlar,
düz duvara tırmanırdı. Gene bir yerden bir yere atlarken düşmüş ve üç kaburgası kırılmış babamın. Ona rağmen oyuna devam etmiş. Benim babam ama böyle şeyleri hep yapıyordu. İşte eli kırılırdı, parmağı kırılırdı, kaburgası kırılırdı sahnede. Kimse anlamazdı onu. O acısıydı, acısını içine atıp oyun oynamaya devam ederdi. Yani o kadar büyük bir aşkı vardı tiyatroya karşı. 92 senesinin sonunda şehir tiyatrolarına yövmiyeli olarak girdim. Babama ilk onu söylediğim zaman babam çok mutlu oldu. Abim çünkü tiyatroyu seçmedi, o turizmi seçmişti o zaman. Aileden birimizin tiyatrocu, oyuncu olacağını duyunca çok sevindi babam aslında. Ama benim babam her zaman sanatta torpil olmaz diyenlerden de. Dolayısıyla ben tiyatroya girdiğim zaman bu beni 2-3 sene sonra kadroya girmek istedim. Babam da dedi ki, kusura bakma dedi, hak gelip gireceksin dedi. Ben de tiyatroda torpil yapamam dedi. Peki dedim sonra. Yani kesinlikle öyle bir torpili yoktu. Kesinlikle tiyatroda torpil olayına karşıydı babam. Daha sonra ben babamla 3 oyunda aynı sahneyi paylaşma şansına eriştim. Ben hiçbir zaman babamın ağzından şey duymadım bana karşı, aferin çok iyiydi, aferin oğlum falan gibi bir şeyler duymadım. Ama en son 99 senesinde Fotoğrafçı diye bir orta oyun oynarken ikimizin bir sahnesi vardı. Ben babamın karşısında alkış aldım. O alkışı aldıktan sonra içeri kulise girdiğimizde döndü bana, şimdi oldun işte dedi. Şimdi oldu işte, aferin oğlum dedi. O zaman o benim için çok önemlidir o. Televizyon şovlarına falan çağırırlardı işte konuk olarak. Orada gittiği zaman bilirsiniz işte bu talk şovlarda sunucu oturur, herkes oturur falan. Benim babam hiçbir zaman oturmazdı, devamlı ayaktaydı. Tiyatroya gittiğimiz zaman da oturmazdı. Ben evde de oturduğunu pek görmüyordum. Ne zaman oturduğunu da hiçbirimiz bilmiyoruz. O bir sırdı. Oyunlarında harcadığı enerjiyi hani ben harcamaya kalksam biterim herhalde. Yani öyle bir enerji görmedim ben bugüne kadar. Ve biz matine suare 2 oyun oynardık. Babam çıkıp 3. ve 4. oynayacak enerjiye sahipti. Biz hepimiz bitmiş bir şekilde, ki onun kadar efor sarf etmememize rağmen bitmiş bir şekilde eve giderken babam gayet dinamik, gayet ki düz duvara çıkıyordu tiyatroda seyredenler hatırlar. İnanılmaz bir enerjisi, inanılmaz bir hiperaktifliği vardı. Bir ay boyunca çekim yaptık. Babam ama o sırada rahatsızlığı vardı. Yani bu ameliyat geçirmişti. Ameliyattan sonra artık böyle biraz daha kötü zamanlarıydı diyeyim. Orada ben daha çok film çekmekten çok babamla ilgilenmek zorunda kaldım. Çünkü benim için babam her şeyden çok önemliydi, çok üstteydi. Keşke babam daha sağlıklıyken beraber daha güzel, daha böyle iyi şartlarda filmde oynayabilseydik. Babamı her zaman, bir kere ben şehir tiyatrolarında oyuncu olduğum için hala tiyatroya her gittiğimde babamı görüyorum orada. Zaten resimleri de var her yerde. Sahnede, yani bir sahneye çıktığım zaman ilk olarak sahne kenarındaki portallere bakıyorum. Çünkü babam devamlı oraya çıkardı böyle. İşte tırmanırdı oyunlarında. Babamla beraber oynadığımız anlar devamlı gözümün önünde. Bir de eve gittiğimiz zaman işte yani bahçede böyle mangal yaktığımız zaman, işte merdivenden indiğimiz zaman hep her yerde yani devamlı zaten gözümüzün önünde, hiç aklımızdan gitmiyor. Babam her zaman Cyrano de Bergerac müzikal olarak oynamak isterdi onu, hep onu söylerdi. Devamlı o projesinden bahsederdi ama kısmet olmadı. Benim babam çok zor beğenen bir insandı. Ben bugüne kadar vay be ne güzeldi dediği bir Türk filmini duymadım. Onun beraber olduğumuz zamanlarda. Ve Yeşilçamcıydı babam. Yani o zamanki şartlar, o şartlarda film çekmiş bir insandı. Ve yıllar ilerledikçe şartların ve filmlerin daha iyileşmesi gerekirken tam tersinin olduğunu görünce maalesef pek ümidi yoktu.